Öncelikle çok hem bizim için hem Başakşehir takımı için, oyuncularım için, benim için, ülkemiz için çok önemli, çok değerli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Bunun tabii dönüş ayağını da aynı şekilde düşünerek bu maçı hazırlanıyoruz. Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek. Hem Başakşehir tarihi için hem şu anda uzun zamandır Avrupa'da başarı yakalayamayan Türk futbolu için bu maçın çok önemli, çok değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımla birlikte bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Buraya gelmiş, gelmeyi hak etmiş bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz kazanmak. There are two big games for us with a good opponent. We are ready, we believe in ourselves. We are rating this game in a good mood. We won few games in a row before this. We have a big self-confidence in our team and we hope for the best. It's a big night, big game. We know our goal. We want to go into next round, so we will give our best to make this happen. Öncelikle iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere zaten iki ayaklı bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli. Şöyle bir gerçek var tabii ki. Baktığınız zamanlarda, son zamanlarda peş peşe maçlarımızı kazandığımız için bu takıma çok güzel bir hava getirdi ve bu bizim kendimize olan özgüvenimizi fazlasıyla arttırdı. Bundan dolayı bizim kendimize özgüvenimiz tam. Onun dışında ne kadar büyük bir maç olacağını biliyoruz. Yarınki maçı oynamak için biz de sabırsızlanıyoruz. Çünkü bizim de bir hedefimiz var. Bir üst tura kalmak ve bu hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin özellikle biz Sporting Lisbon maçından sonra, Mönchengladbach maçından sonra da bunu yaşadık. Lisbon maçından sonra da aynı şeyleri yaşıyoruz. Ülkemizin bir arada olduğu, belki formalarını çıkartıp herkesin Başakşehir'i desteklediği, stadımıza formalarını giyerek geldiği ve bu birlikteliğin çok ciddi, çok güzel bir şekilde ortaya koyulduğu bir ortamda bu maça hazırlanıyoruz. Yarın hem stad dolu olacak, hem ülkemizin önemli spor adamları sahada olacak. Biz üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Kendimiz için hem ülke futbolu için, ülke puanı için bu maç çok önemli. Bu birlik beraberlik atmosferi içerisinde elimizden gelenin en fazlasını yapacağız yarın. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Maça gelen herkese de çok güzel bir maç izlettirmeyi çalışacağız. Biliyorsunuz bu maçın gelirleri de Mehmetçiğimize bağışlanıyor. Bu da çok bizim için önemli, değerli. İnşallah güzel bir akşam bizi bekliyor. Well, as I said, the most important thing about this team is they play as a collective. They are a strong team. They work hard from the first minute to the last minute. And we are aware of this. We watch their games as we do before every game. And we know what we can expect from them. As I said, they are a strong team with many good players, not only with one specific player. We need to be concentrated 90 minutes also in the second game, and but we trust in ourselves. We need to think about ourselves because we are a strong team, and I hope we will show this again in these two games. Gelen soru şu, Kopenhag takımında ön plana çıkan gördüğünüz bir oyuncu var mı diye sorulur Alex'e. Alex'in cevabı da yaptığımız analizlerde, izlediğimiz maçlarda gördüğümüz kadarıyla burada öne çıkan bireysel bir oyuncu yok, bir takım oyunu var. Baktığınız zaman rakip takım, Kopenhag takımı çok mücadele eden, koşan bir takım. Biz bunu gördük ama bence burada onların ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz kendimize güveniyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var tabii ki, maçın ilk anından son anına kadar çok mücadele ediyorlar, çok koşuyorlar ve bu iki ayaklı bir maç. O yüzden bizim de en yüksek konsantrasyonla en iyi futbolumuzu oynamamız lazım. Ama dediğim gibi biz takımımıza, yani ben takıma güveniyorum. Diğer basın tabii ki ilk maç, ikinci maçın seyircisiz oynanması bizim için bir avantaj mı diye soru geldi. Bu tabii ki bir avantaj olacak ama yani her şey sahada oynanıyor. 11-11 oynanan bir oyun. Yani bazen seyirci olur, bazen olumsuz olur. Ama deplasmanda seyircisiz rakip takımın seyircisinden eksik olması ilk maçı da iyi geçirirsek bizim için bir avantaja çevirmeye çalışacağız. Without conceded goal. If you win without conceded goal is the best score for us.
Gollemeden kazanırsak bizim için tabii ki önemli bir galibiyet olacak. 0-0. We will see tomorrow. Okay, so our press conference is finished. Thanks to all. Masut sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz.